Ender Hava Sınavları ve takipçileri, bu videomuzda sizlerle Zula'da 80 adet bronz jest açacağız. Bakalım bu 80 adet bronz jestin içinde hiç efsane tutturabileceğiz mi? Daha önce 52 adet açmıştık sizlerle beraber ama hiç efsane çıkmamıştı. Hatta işimize yarayan hiçbir şey çıkmamıştı diyebiliriz. Bakalım 80 adet bronz jest de işimize yarayan bir şeyler çıkacak mı? Hep beraber bakacağız. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. İlk önce şuradan sunucu 10'a girmek istiyorum ama dolu diyor. Giremedik. Sunucu 8 boşmuş. 8'e girelim de bir 10 adet burada açalım. Bakalım şansımıza ne geliyor. İlk kartımızı açtık. Nadir. Bir tane nadir var. Famas. Zaten olan bir şey çıktı. Yine işe yarar bir şey yok. Devam edelim. Yine işe yarar bir şey yok. Devam edelim. Hep çıkartma çıkıyor zaten. Yine işe yarar hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Evet, burada koltuğa alt eklenti çıktı. Tarada bir şeyler çıktı ama ben tar zaten kullanmıyorum yani. Bize ZP'li silahları bir şey çıkması lazım ve kolta burada güzel bir şey çıktı diyebiliriz. Devam edelim. 4 adet seyrek yine. MPT-76'ya alt eklenti. Aslında güzel şeyler çıkıyor ama işte ben bu silahları alamıyorum. Bir nadirimiz var, bir seyreğimiz. İş görür bir şey yok. Son desteğimizi burada açıyoruz bu sunucumuzda. Bir nadirimiz var. Bunlar da pek işe yaramıyor. Kapatalım ve bir başka sunucuya gidelim. Sunucu 3 bu arada boşalmış, hemen giriş yapalım dedim. Olmadı. Pro 1'de aslında daha önce ZP kasası açmıştık ve 35.000'i Pro 1'de bulmuştuk. Burada bir 10 adet deste açalım bakalım. Belki şansımız döner. İlk kartımızı açtık. 2 seyrekle başladık. PP2000 Galile üst eklenti. Bunda da işe yarar bir şey yok diyebiliriz. Devam edelim. İki nadir çıktı. Glock 17'ye. Güzel bir şey geldi ama bizim Glock 17'miz yok. MPT-76'ya bir şeyler geldi. Ve buradaki son destemizi açtık. Bir nadirimiz var. Ve burada da hiç işe yarar bir şey yok. Pro 1'den de çıkışımızı yapalım. Gelelim. Klan 1'e girebiliyoruz mu? Girdik. Klan 1'de açalım. Bir 10 tane de burada açalım bakalım. Şansımıza neler çıkacak. Bir nadirle başladık. İşe yarar hiçbir şey yok. Devam edelim. Evet, Colt'a üst eklenti çıktı. Chris Vector'a üst eklenti. ZP'li silahlara çıktı. Fena sayılmaz bu bu deste. Devam edelim bakalım. Daha neler göreceğiz. Galile ikinci kez üst eklenti çıkıyor. Hiç kullanmayacağım bir silah. Burada daldık ve 11 tane açtık. Sunucu değiştireceğiz şimdi. İşimize pek yarayan bir şey çıkmadı. Bir Colt, Colt'umuza güzel şeyler çıktı. Sunucu 19'da deneyelim de. Bir 10 tane de, hatta 9 tane de burada açalım. 30 adet kalsın. İlk destemizde bir seyrek var. Ve yine işe yarar hiçbir şey yok ve devam edelim. Galeri 3. kez üst eklenti çıkıyor. Hiç kullanmayacağım. Tüfek olduğu halde sürekli ona çıkıyor. Koltuğa yine üst eklenti çıktı.
Refleks çıktı yani. Refleks. M4A1 FNFAL gibi silahları üst eklenti yani refleks çıkması. M1A1 çok güzel bir anahtarlık çıktı ama hiç kullanmayacağımız silah yine. Boron 12 özellikle Boron 2'ye bir alt eklenti. Ama bizim silahlarımız hiçbir şey çıkmıyor. 80 adet desteden sonra elinde önceden açmıştık. 120-130 tane desteden hiçbir şey çıkmayacak. Ona yanıyorum yani. Ne işe yarar bir şey yok. Buradaki limitimizi de doldurduk. Başka bir sunucuya. En son sunucu hangisi ona gideceğim. 56. sunucu. Bir 10 taneyi de burada açalım bakalım. Ne oluyor? İlk testimizi açtık. 2 seyrek ama işe yarar hiçbir şey yok. Çıkartma. Neyse devam edelim. Ve bu sunuculardaki son desteğimizi açtık. 2 adet seyrek. Ve yine hiç işe yarayan bir şey yok. 30 adet kaldı. Yani ZP'lerimiz boşa gitti diyebiliriz. Klan 2 de açalım bir de. Değişiklik olsun. Ve 10 adet de burada açalım. İlk desteğimizi açtık. İş görür bir şey çıkmadı. Devam. Devam edelim. Yani aslında efsanede gözüm yok arkadaşlar. Hiç efsane çıkmadı tabii ki. 120-130 tane destenin içinde bir tane bile efsane çıkmaması ilginç tabii. Ama en azından kullandığım silahları yani M4A1, FNFAL, M6 gibi silahları alt eklenti, üst eklenti, Boron 2 özellikle bir alt eklenti. Bundan daha önceden açtım yani 200-250 tane destenin içinde bunlardan hiçbirinin çıkmaması şaşırtıcı ve ilk efsanemiz çıktı. AWP'yi kabus desen. Yani bu da Zula altına alınacak bir silah. Ben alamayacağım ama tabi Zula hediye ettiği zaman kullanacağım. Güzeldi bu. Bakalım. 120-130 tane destenin içinde o zaman bir tane efsane bulduk diyebiliriz. Şimdi burada 4 adet kaldı. 3 nadirimiz var. 4 abire en sevmediğim desen çıktı. Saçmalığa bakın. Her neyse devam edelim. Şu Boron 2'ye bir alt eklenti verse. Çok güzel olacak ama. Ha, bir tane de fazla açtık ama. Bir nadir var. Ha, üst eklenti. Devam edelim açmaya. Madem fazla açtık. Sunucu falan değiştirmeyeceğim. Boron 2'ye çıkartma veriyor. İhtiyacım hiç olmayacak bir şey. Desert Eagle'a üst eklenti. Tabanca da üst eklenti. Ne yapacağım? Ki Desert Eagle'da zor altında alınan bir silah hiçbir şekilde işime yaramaz. Yeter burada bu kadar diyorum ve son 15 adet kaldı. Nerede açalım? Rekabette hiç açmadık. Bir 10 tane burada açalım olmazsa. Ya
Burada hiç güzel şeyler çıkmıyor, o yüzden buradan hemen kaçalım biz. Başka bir sunucuya. Klan'da güzel şeyler çıktı. Klan 4'ü deneyelim bir de. Son 10 taneyi burada mı açsak? Bakalım duruma göre. İlk kasamızı açtık. İlk desteğimizi açtık. Nova'ya alt eklenti vere vere bir hal olduk ya. Nova'yı kullanmıyorum, illa veriyor ya. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Sunucu 1'e giriş yapamadık. Hangisine girsek? Turnuva diyor. Burada girebiliyoruz mu? İznimiz yokmuş. Şunlara girebiliyoruz mu? Yine iznimiz yok. 54'e girdik şansa. Son 5 adet desteği de burada açıp bitirelim. Kes olarak deseni geldi. MPT'ye girdim geldi. Zaten vardı aynısını. Yine git çıktı. Bunlar yoktu. Bu da iyi. Son iki tane. Kırır bir şey yok. Devam edelim. Son. O 5 tane yaygın. Zigane'ye üst eklenti zaten olan bir şey çıktı. İstediğim şeyler çıkmadı yine. 120-130 tane deste açtık. Yani önceki açtığım desteği de hesaplıyorum. 80 şimdiydi. 52 tane önceden açtık. 132 tane desteden bir tane efsane çıktı. O da güzel bir şeydi. AWP'ye kabus desenli. Yalnız AWP'miz yok tabii bizim. Şimdi şöyle bir kısaca bir göz atacağım. Mekon'un ucuna bir şey gelmiş. Bakacağım iş görür bir şey çıkmış mı diye. Anahtarlığımız varmış zaten. Horoz'da şey gelmiş. Devam edelim. Diğerlerine kısaca şöyle bakacağım. Bunlar zaten vardı. Şu geldi. Yılbaşı deseni. Hiç sevmediğim bir desen. Hatta nefret ettim. Şu güzel ama. Bu güzel. Buna şunlar çıktı. Şu güzel oldu. Bu farklı oldu biraz. Böyle olsun. Başka da şunu koyalım biz. Susturucuyu sevmiyorum. Burada devam edelim. Buna bir şey çıktı mı? Buna hiçbir şey çıkmamış. Devam. Scoot'umuza bir tane şey çıkmış. Onu yapıştırayım. Şu karpuzu da koyalım. Şöyle kalsın bu da. Bu araya hiçbir şey çıkmadı zannedersem. Elit susturucu kullanıyormuşum. Şu çıkmış. Sesine bakmak lazım. Güzeldi zannedersem. Sokak desen. Bu da güzel oldu. Kırmızı çıkartma diyor. Ha, bu da dursun. Hatta bu neymiş? Sünnet çocuğuna alakalı. Baron 2 böyle oldu. Ya şu alta bir eklenti çıkarsaydım Baron 2'ye çok hoş olacaktı ya. Ön eklenti. Üst eklenti yok. Baron 2 bayağı güzel oldu. Devam edelim. Chris Vector'a güzel şeyler çıktı zannedersem. Üst eklenti falan. Bambino varmış. İlk susturucu takalım. Şu üst eklenti çıktı buna. Tabanca tarzından silahlarda üst eklenti zaten pek iş görmüyor. Özellikle M4A1 gibi çok seken silahlarda çok lazım oluyor. Uzak mesafede özellikle. Bunun hiçbir şeyimiz yokmuş. İki tane alt eklenti çıkarmışız. İkisi de güzel.
Şu kalsın. Şu varmış zaten. Üst eklentimiz de varmış zaten. Bunda. Burada. Kırmızıya bayılacağız. Kırmızı renk çıkmış. Bu da bu kadar. Yani bir anda efsane şeyler çıktı ya. Hiç kullanmayacağım silahı. Bir sürü şey çıktı. Ucuna da şey çıktı. Ama bunun sesi güzel. Sırf sesi için kullanıyordum ben. Ucunu susturucu kullanmayabilirim zaten. Böyle yani zamanlarda bakacağız şimdi. MP'li bir alt eklenti çıkartmam. Şu varmış zaten. Bu kadar bu. Buna bir şey çıktı mı? Bunu taktık. Yapıştırmayı yapıştırdı. Ha, Galatasaray'ın şey çıkmış. İlk defa anahtarlı. Taktık. Üst teknatisi yok. Bunun bari olsa dedim ama bunun yok. Bunun da yok. Devam edelim. Oo, bu çok şekil oldu. Güzelmiş. Bu kafayı da yaptık mı? Daha da güzel oldu. Mantar anahtarlık. O daha da güzel oldu. Şeyi de koyduk. Bu kadar. Bu şekil oldu bayağı bir. Tarda. Tarada bir şeyler çıktı. Söz sürücü çıktı. Desen çıktı. Şuna bakalım. Matalyomuz güzel. Bu da bu kadar. Devam edelim. UTS'yi. Üst eklenti çıkmış işte. Şu refleks. 14 A1'e çıksın. Ya da M6'ya çıksa keşke. Daha güzel devam edersen. Şeyimiz ne? Bu kadar önemli. Bir sürü şey çıkmış. Şunları şöyle bayadık mı tamam işte. Fena falan doğru düzgün bir şey yok. Bunu da susturucu kullanmayı sevmediğimiz bir silah. Gördüğünüz gibi ben kullanacağım silahta hiçbir şey yok. Devam edelim. Daha güzel oldu böyle. Buna da hiçbir şey çıkmamış. M6. M6'ı şu üst eklentiyi geçen videomuzda bulmuştuk hatırlarsanız. Ama bunu analog tabi bunun dijital olanı olsa. Bir de şunu boyayabilsek. Çok daha güzel olacak ama. Neyse bu da böyle kaldı. Famas'ta hepsi var zaten. Famas'ın bir şeye ihtiyacı yok. Devam edelim. Hiç kullanmadığımız silah. Şimdi şey çıkmış bunu koyalım. Devam edelim. M468'e üst eklentisi, alt eklentisi de ön eklenti çıktı. Aslında bayağı güzel oldu bu da. İşte almaya para yok bunları. Değişik linkler. Hoşuma gitmedi ben ya. En güzelinde şu beyaz. Daha güzel. Bu da güzel oldu bayağı bir ya. Alt eklenti, üst eklenti, ön eklenti hepsi tamam yani en azından. P90'ımızda da yok yok hepsi var gördüğünüz gibi. İlginç desenler. Ama P90'ı kullanmayı da sevmiyorum. P90'ın kendisini de sevmiyorum. Stinger susturucu olsun. Ve AWP'ye efsanemizi taktık. Efsane kabus desen. Ucuna da elit susturucu koyduk. Keşke bir AWP olsa da şimdi bir denesem şunu şöyle ya. Çok kullanışım geldi şimdi ama para yok değil mi? Artık buna ne zaman hediye edersen o zaman AWP'nin son şeklinde bir deneyeceğiz. Bu da güzel oldu. Buna da alt eklen tişört. Şuradan bir. MP'yi sevdiğim bir silah aslında. Ben de susturucusu seviyorum.
Alt eklenti gelmiş bu arada. Başka da bir şey gelmemiş. 24 bundan daha modifiyeli. Chaytap. Chaytap da hiç kullanmadım yok ama. Stinger'ı takalım. Başka da bir şey yok. Siyah da var. En işe yarama silahlarda üst eklenti var farkındaysanız. Yani tabanca. İşte üstteki tabanca olan silahlar üst eklenti vermiş. Burada da üst eklentim gelmiş bir tane. Hatta daha iyisi var burada. Yani neyse. Bu hiç kullandığım bir silah değil. Bana pek bir şey gözükmüyor. Üst eklenti zaten vardı. Şu gelmiş. Bunda böyle. G36'ya analogtan şey gelmiş. G36'yı ben kullanmayı seviyorum. Aslında G36'ın bayağı güzel benim. Üst eklentisi var en azından. Benim şu en önemlisi bu zaten. Nasıl G36 alıp marketten deneyebilirim. Evet, hoşuma gider. Çok sevmiyorum normalde bu silahı ama sadece bir üst eklenti hiç görebilir yani. Şimdi değişelim. BSR'ye pek bir şey gelmemiş daha. Bu da çok önemliydi. X-Trail'e susturucu gelmiş. Alt eklenti, o üst eklenti. Şunu da koy. Bir de desen gelse bana var ya, bunu ZP ile alınmaya başladığı için bu silahı ayrı bir sevmeye başladım. Buna bir şeyler gelsin istiyordum zaten. Bunu artı basarız olmazsa. Ve bu silah zaten kullanacak gibi duruyorum yani. En cazip giren bu silah. ZP ile alınabildiği için. Buna güzel üst eklentisi var. Bunu sevdim işte. Yani Hulk'un efsane alt eklentisi var. Başka da bir şey yok zaten. Desen yok muymuş? Susturucuları var. Şu desen çok dandik. Bu da böyle. Üst eklenti yokmuş gelmiş. Kızıl zırhlı yapıştır. Bakalım başka ne gelmiş. İyi bir şey yok. Devam. Bu da ZP ile alınmaya başladı. Bu da güzel. Önemli bir silah artık benim için. Şu güzel. Şu ayrı bir güzel. Şimdi yapıştıralım. Kırmızı alıyor olsun. Fena değil o da. Bir pompalı tüfek olarak. Yeterince aksesuarı var. Değişelim. M5 kullanmadım bir silah. YK'nın alt eklentisi zaten varmış. Şu geldi az önce. Bu da güzel oldu. Devam edelim. Bir horozu var bunda. Başka bir şey yok. Şah gelmiş. Susturucular varmış zaten. Nova'ya bir sürü şey gelmişti. Moru var, yeşili var. Yine yeşil, yine mor. Her türlüsü var yani. Üst eklenti de var. Bir sürü şey geldi buna. Hiç kullanmadığım bir tüfek. Scar'la hiç kullanmadığım bir tüfek yine. Şunu takalım. Koyalım. Bunu bir de boyayalım şöyle, güzelmiş bu. Kırmızı pençe güzel bir şeymiş. Bunu da hallettik. Scarlet'e hoş oldu. Üst eklentisi, alt eklentisi, ön eklentisi hepsi tamam. Şimdi Colt. Colt'umuza güzel şeyler gelmişti. Takalım alttan şeyini.
Üst eklentisi de vardı bunun. Şu var. Tabanca için şu daha mı uygun? Çok kaba duruyor ama. Bir de buna şey yazsaydı ya. Susturucu yazsaydı keşke. Susturucu seksik şu an. Şu daha güzel. Çok saçma duruyor. Şöyle de çok saçmalıyor mu? Neyse. Sonra duruma göre bakarız. Ziganam zaten 10 numara. Artı 2'de. Koltuğu da yükseltme geldi şimdi. Muhtemelen koltuğu yükseltirim yani. Tabancayı da ayrıca para zaten zor parasını biriktiremiyoruz o kadar. Mecburen koltuk kullanacağız. Şu çok güzelmiş. Böyle güzel gözüküyor ama tabanca üzerinde de fena değil. Kalsın böyle. Bunu da doğru düzgün bir şey yok kalsın. Glock 18. Glock 18'i. Efsanem de varmış bunda. Bir sürü güzel şeyim var. Susturucu mu yoksa? Neyse. Zaten bunu da verdikçe kullanıyoruz. Desert Eagle. Anahtarlığı neymiş? Güzelmiş anahtarlık. Susturucusu var. Bu kadar yeterli. Glock 17'ye yine efsane şeyler çıkmıştı zannedersem. Öyle hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyorum demek ki. Çünkü doğru düzgün bir şey yok. Devam edelim. Bıçağımıza bir şey yok. Atmacanın bir şeyi var. Neko'nun ucuna şey taktık ama M4 abi yine cıldızda kaldı yani. Bir güzel şeyim var ya şu. Başka şuna bir üst eklenti çıkartmadı bana. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar olsun. Uzun bir video oldu. Zaten merak edenler için gösterdim son bölümü. Bronz destelerden bir tane efsane ancak bulabildik. Eğer izleme çok gelirse yine bu tarz ZP kasası ve deste açılımlarını yapacağım. Özellikle ZP'li arkadaşlarımız için olacak bu. Çünkü diğer uzun altını ile alınan desteleri zaten açan bir sürü YouTube kanalı var. ZP'liler için ben de ayrıyetten kasa ve deste açılımı yapmak istedim. Her neyse, bu videomuz bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.